Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size Hokusei'nin en ünlü eseri, 36 Fuji Dağı manzarasının en bilindik çalışması olan The Great Wave of Kanawaga çizimini duvar üzerine yapacağım. Bu duvar, yani şuradan itibaren hesaplarsak 2,5 metre boyu. Genişliği de 2,5 metre. Zor bir çizim olacak ama yapacağım bir şekilde. 2 gün sürer diye tahmin ediyorum. Yani niye bu çizimi yaptığımı öncelikle size açıklamak istiyorum. Tablo, dalgaların doğanın karşı konulmaz gücünü ve insanların zayıflığını sembolize ediyor. Zaten tablonun çizilmiş halini koyacağım. Burada kayıklar var ve kayıkların içinde insanlar var. Buradan zaten insanların zayıflığı anlaşılıyor ve zaten dalganın büyüklüğü ve pençevari duruşu doğanın gücünü, kudretini sembolize ediyor. Bir de burada Fuji Dağı var. Fuji Dağı da Japonlar için özel, yani özel bir anlam taşıyor. Onların inançlarında önemli bir yere sahip ve Japonya'nın en ikonik simgesi. Ve ben onu gördüm. Japonya seyahatimde Yamanashi'ye gidip Fuji Dağı'nı da çizdim. Bu arkamda görmüş olduğunuz The Great Wave of Kanawaga'nın tablosunu da çizdim. Hatta fotoğrafladım, onu da ekleyeceğim. Ben bunu niye çiziyorum, onu da anlatayım. Benim burada kitaplarım ve bardaklarım var. Onu da zaten göstereceğim. Yani kitaplar, sanat bana çok şey kattı. Dünyanın kapılarını aralıyorsam, bu yaptığım şeyler, okuduğum kitaplar ve çizdiğim bardaklar sayesinde oldu. Bunların da zayıf olan benim üzerimde etkisi çok kuvvetli oldu. Yani dalgavari bir şey oldu. Ve ben bunun içinde cebelleşiyorum, yüzmeyi öğreniyorum diyeyim. Hani böyle bu tabloyu kendime yorumladım aslında. Size bu çizimin yapılış aşamasını göstereceğim timelapse biçiminde. Bir saniye. Kahve içmek lazım. Çok uzun sürecek çizim. Yani yaklaşık bu 2 gün sürecek diye tahmin ediyorum. 12-13 saat çalışsam günde. Biter yani 2 günde. Umarım eğlenirsiniz. Hadi bakalım.